Günaydın arkadaşlar. Bulgar topraklarına bastık. Türk toprağından çıkışta uyudum kaldım. Çekemedim. İnşallah dönüşe çekerim orayı da. Bir gezelim, görelim bakalım. Memleket havası alalım. Gümrük kapısından çıktığımızdan beri yemyeşil ormanlık içine geçiyoruz. Kaç kilometre gideceğiz? 40 kilometre var mı Hasan? Var. Bir 40-45 kilometre sürekli yeşillikten gideceğiz arkadaşlar. Doğa harika. Evet, geldik Leylik Yuvalı bir köye. Arkadaşlar burası köy. Bildiğiniz bayağı bir köy. Buralarda yalnız Bulgarlar ikamet ediyor. Yani Türk yoktur bu köyde. En azından öyle düşünüyorum. Ama yok bu köyde. Sınıra çok yakın bir köy. Ve köyün bir başından öbür başına kadar yol boyları ıhlamura ağaçları. Açmışlar, mis gibi de kokuyor. Bir bakar mısınız? Misler gibi kokuyor. Ve köyde çok bakımlı. Polisleri bile var. İşte. Biz Kırklareli Deriköy'den giriş yaptık. Tabii ki orada biraz uyukladım. Anlayıp deneye kadar gümrük sınırlarına girdik. Çekemedim girişi. İşte hep köy burası. Estete çok önem veriyor Bulgarlar. Çiçeklere, böceklere. Yapılaşma var burada. İşte kahvede kadınlar, erkekler birlikte oturuyorlar. Köyde olsa. Bu köyün benzinliği de var tabi. Daha önce buradan ucuz benzin alıyorduk ama şimdi maalesef. Ormanlıktan çıkmak üzereyiz arkadaşlar. Üzereyiz. Neredeyse bir saattir hep gölgeden geliyoruz. Sınırdan ayrıldık sayılır. Bu güzelliği çekmeden de yapamıyorum ya. Çok az kaldı çıkacağız ama. Ormanlıktan çıktık arkadaşlar. Bu sade normal yol sayılır. Yol sayılır derken yol. Kenarlarda çekiyorum. Her tarafı fidan, ağaç, yeşillik. Bulgaristan'ın tüm yolları böyle arkadaşlar. Eskiden tabii ki çok bakım vardı ama şu anda öyle eskisi gibi bakım yok. Ama yeşilliklerde duruyor. Bu arada buğday tarlaları da daha biçilmemiş onlar da. Bizden biraz daha geri onlar. Burada da Burgaz'a bitişik neredeyse 5 kilometre kala bir köy. Bu da Bulgar köyü. Tabii bu da çok bakımlı. Burada sanayi bölgesi var herhalde. Depolar falanlar var. Oo, manav. İşte burada da manav ama güneşten çekilmedi güzel. Buraları köy. Yol boyları tamamen ıhlamur ağacı arkadaşlar. Köyün güzelliğine bir bakar mısınız? Tabii ki bu köyler büyükbaş hayvan bakmıyor. Koyun falan da bakmıyor.
kenarlarda. Kenarlarda bakılıyor bu tür şeyler. Yani köyün içine sokmadıkları köyün için. Köyün dışında. Köyün dışında. Köy düzenli. Ah, burada da leylek yuvası. Bir de çok leylek yuvaları var ya. Çok misafirperver demek ki bu köylüler. Ah 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 ah. Üç tane. Üç tane çık. Küçük küçük dükkanlar arkadaşlar. Burada bu yolları herkes kendi evinin önünü süpürüyor değil mi? Böyle özel bakım yok. Var canım. Özel bakım da var da. Özel bakım var ama mecbur koşuyorlar. Herkes kapısının önünü temizleyecek. Her şey devletten beklemiyor. Evet. Herkes kapısının önünü temizlemek zorunda. Ne çok leylek var bu köylerde ya. Arkadaşlar köyün bir başından diğer başına kadar ıhlamur. Ama bayağı bir büyük köy. Belli derin. Burada da ablam şey satıyor, manav. Ara ara hep yeşillikler. Burgaz'a çok yakınız. Hiç çekilmedim. Burgaz. Tohim'in lojmanları bildiğim kadarıyla. Onlar lojman mı orada? İçimiz açılsın arkadaşlar. Burgaz'ın içine girdik arkadaşlar. Her taraf park. Biraz yavaş git Hasan Bey. Şöyle şehir içi en kıytırık bir cadde. Fakat her tarafı yeşillik. Burası ne? Liman. Hı hı. Buradan gireceğiz işte şeye. Burgaz'ın limanı arkadaşlar. Buraları şehir merkezi de sayılmaz. Kenar. Kenarlar limana çok yakın yerler. Yani kıytırık bir cadde de bana göre. Burgaz. Nasıl? İyi cadde burası. İyi cadde, büyük cadde mi? Deniz, büyük, cadde. Ama eski caddelerden. Çarşı, evet. Eski çarşı evet, caddelerinden. Cadde. Burası şey, istasyon, gar. Burası da garmış. İstasyon tren garı. Burgaz 4. sırada büyüklükte şehir olarak. İlk Sofya, Filibe, Varna, Burgaz. Bizim yolculuk Varna'ya arkadaşlar. Biz Varna'ya gideceğiz. Varna'dan sonra da Dobruç'a gideceğiz. Kendi memleketimize. Burası Burgaz'ın parkı arkadaşlar. Hemen deniz kıyısı. Harika bir yer. Yalnız ben geçerken çekiyorum arabadan. Sağ tarafımızda da az ileride herhalde Türk konsolosluğu bulunuyor. Sol tarafımızda. Ha, biz sağda, sağa çekiyorum şu anda. Sol tarafımızda. Tabii. Evet, burası deniz park. Böyle yeşillik valla çok nadir yerde bulabiliriz. Harika bir yerler. İşte çocukları grup grup bir yerlere götürüyorlar. Herhalde bir projeleri var, faaliyetleri. Evet arkadaşlar, bizim bayrağımız burada da dalgalanıyor. Burası Türk konsolosluğu. Gördün mü? Evet, çok hoşuma giden bir bina. Daha önce otobüsler buradan geçiyordu değil mi? Evet. Ve çok hoşuma gidiyordu. Sağımızda park hala devam ediyor. Yani derler ya, burada böyle bir gün otur insanın ömrü uzar. Gerçekten öyle bir yerler. Buralara gelen giden olursa mutlaka uğrasın. Biz hep koşturarak gidiyoruz. Koşturarak dönüyoruz buralardan. Evet. Özellikle bu yoldan gelmek istedim. Bunları çekebilmek için. Ama tabii çok üstün körü oluyor. O ayrı mesele.
çevre yolundan gitmedik. Buraların çekebilmek için. Harika bir yerler. İnsanın gözü gönlü açılıyor. Park ala devam ediyor arkadaşlar. Kaç hektardır, kaç dekardır hiçbir fikrim yok, bir bilgim yok ama yalnız çok büyük olduğunu söyleyebilirim. Parkın hemen altı da plajlar. Evet, parkın öbür tarafı deniz kıyısı. İşte millet denize gidiyor buradan. Yürüyerek denize gidiyor. Anlarım şehir merkezinden yürüyerek denize gitmeyi. Of. İnsanın gerçekten benim bahçem çok çiçekli, güzel ama burası, bu yeşil insana hayat veriyor, can veriyor. Dayı sabahla denize girmiş, çıkmış, gidiyor. Arkadaşlar kaç kilometre geçtik bilmiyorum ama hala park 10 kilometre kesim var. Hep park. Bu yeşillik herhalde hiç pek bir yerlerde yok yani. Bulgaristan'ın her tarafında var, o ayrı mesele de. Başka bir bizlerde pek yok. Nereye bak? Yeşillik. Nereye dön? Yeşillik. İşte binalar da. Burası otel değil mi? Otel burası. Şehrin içi her tarafı big board. Eskiden hiç böyle şeyler yoktu. Ama şimdi özel olunca her tarafı reklam. 80-200'e yakın. Bu şey değil mi? Senin ektiği. Değil o. Başka. Hı? Değil. O Şubat ayında açıyor. Şeyin verdiği. Anladım. Arkadaşlar biz Tekirdağ'dan buraya kadar şu anda 300 kilometre civarında geldik. Tamamen yeşillikten. Şu andan sonra ama yine yeşillikten çıkacağımız yok ki. Bir 20-30 kilometre ara vardır sahilden gider. Ondan sonra gene ormanın içine gireriz. Evet. Hemen sağımızda deniz tuzu havzaları bulunuyor arkadaşlar. Şöyle hafiften görülüyor. Hani gölet gibi. Bayağı bir mesafe var değil mi? Büyük. Burada işte deniz tuzu burada üretiliyor. Buraları tatil beldeleri arkadaşlar. Nisebar. Sahaya değil mi? Nisebar. Evet, biz devam var niye yolculuk. Biz burada gittiğimiz sürece hep sahil kısmından boyundan gideceğiz. Karadeniz boyu. Karadeniz sahilinden. Sağımız hep tatil beldeleri, tatil köyleri, öyle yerlerden geçeceğiz. Onları çok detaylı bence çekmeye gerek yok. Her yerde aynı şeyler. Ama yeşillikleri çekmeye değer. Karşılar da işte hep tatil köyleri bunlarda. Hemen sağımızda Slançabrek. Şöyle tabelesi var. Tatil beldesi. Çok güzel bir lüks yer. 150 metrede tabelalar 60-70 hız sınırı arkadaşlar. 80 daha görmedik gibi bir şey değil mi? Var mı? Vardı da bazı şey yerlerde. Sen de vardı. Ama çok fazla, daha çok 70. Tatil beldesi. Aquapark. Aquaparkmış burası. Arkadaşlar burası Burgaz Varna'ya devam ediyoruz. Rampa çıkıyoruz. Yüksekteyiz şu anda. Arkamız deniz, Karadeniz. Her tarafı orman. O kadar güzel bir yer ki. Yeşili görüyoruz.
geçiyor. Varna'ya kaç kilometre kaldık? 50. 85. 85 mi kaldık? Ha, Varna'ya 85 kilometremiz var ama bayağı bir rampa çıkacağız. Şimdi o kadar doğduğumuz topraklara gidiyoruz. Biraz heyecanlıyız. İki senedir hiç gitmedik. Tabii ki özledik herhalde. Ondan heyecan yapıyoruz. Ama aklımız nerede kaldı? Aklımız da Marmara'da kaldı. Tekirdağ'da kaldı. Arkadaşlar Varna'ya geldik. Neredeyse çok az kaldı. 2-3 kilometre bir şey kaldı herhalde. Hep yeşillikten geldik, hep gölgelerden geldik. Şimdi güneş tepeye çıktı. Tabii ki biraz güneşi görüyoruz. Ama yeşillikten hiç ayrılamadık. Gözün gördüğü kadar yeşillik. Şöyle Hasan Efendi de basıyor gazı. Bunlar da sağa sola basıyorlar. Evet, her tarafı ıhlamur. Yani mis gibi ıhlamur kokusunda geziyoruz. Varna Spartak demişler. Şeyin adı mıydı? Futbol takımın adı. Evet, Varna'ya giriyoruz arkadaşlar. Burada köprü var. Yani bir ilçeye bağlayan. Burası ne oluyor? Boğaz mı oluyor Hasan? Burası kanal. Burası da sağımızda şey var. Gemi tamir. Şey var. Gemi bakım tersanesi. Ama buradan görünüyor şimdi. Yavaş git. Tersane burası arkadaşlar. Varna'nın tersanesi. Üçüncü büyüklükte bir şehir. Bir tarafı deniz, bir tarafı orman, yeşillik, ovalık. Bütün güzellikler burada. Varna yaşanabilir. Avrupa'nın yaşanılabilir. Avrupa'nın yaşanılabilir. Seçilen bir şehri. Bulgaristan şehri. Bunlar çok eski bir binalar. Yani herhalde 45 senelik vardır değil mi? Var. Bunlar da. Yani biz gözümüzü açtığımızda ben hatırlıyorum bunlar vardı. Yerde de katedral. Evet, tam karşımızda da yani şehrin merkezinde katedral. Karşıki mağlup. Otel sanırım. Karşıki marbina arkadaşlar şu anda otel ama daha önceden deniz gazinosuymuş. Deniz subayları gazinosu. Evet. Şu anda Varna'nın tam merkezindeyiz. Çok güzel bir şehir. Şehir merkezi de ıhlamurlar her tarafta. Şehir çok güzel. Altyapı güzel. Fakat en büyük problem burada otopark sorunu var. Şimdi arabayı bakalım nerede bulacağız? Nasıl park edeceğiz? Biraz banka işlemimiz var. İşte karşıda bir tarihi bina var ama çok süslemişler, çiçeklemişler. Canlı çiçek mi bunlar acaba? Canlı mı bilemiyorum ki. Canlıya benziyorlar. İşte araba sorunları var burada. Park inşallah bulabileceğiz. Burada solda. Bir atlayalım burada. Bir atlayalım daha. Banka bayağı aşağıda kalmış. Ara sokaklar olduğu gibi yeşillik. Ama bunlar bir değişik ağaç. Niye bunlar Hasan? Duştu bak mı? Ne diyorlar? Dış budak. Dış budak.
Evet, arabaya yer bulabildik. Sokaklarda iki sıra araba. Tek sorun bu işte burada. Hem de büyük sorun. Buralarda böyle eski binalar var caddede. Caddede trafik gayet normal. En eski caddelerden birisi. Arkadaşlar, burası Varna'nın tam geçit yeri, dört yol ağzı. Sağ tarafa şöyle gidersek Karadeniz Oteli'ne gidiyoruz. Sahil tarafına deniz parkı var. Burada şöyle, bu en eski tiyatroymuş. Saati şu anda çalışır mı çalışmaz mı bilmiyoruz. Şimdi girdik parka. Her tarafı park. Çalışıyor. Ha, çalışıyormuş. Her tarafı yeşillik, her tarafı park. Gezme yerleri burada. Biz vallahi Tekirdağ'da böyle gezecek yer arıyoruz ama böyle yer maalesef galiba. Ama bizim sahilimiz var. Biz gene bir yerdeyiz da. Sahili olmayanlar da düşünsün. Yazık onlara. Her tarafı yeşillik arkadaşlar. Yalnız ıhlamur kokusu resmen insanı boğacak. O kadar güzel kokuyor ki her taraf ıhlamur kokusu insanın ciğerlerini açıyor. Arkadaşlar, arabayı bağlamışlar. Otoparkmış buraları. Kımıldamaya yer yok. Mavi zonaymış. Telefondanmış uygulamalar. Bizde de Bulgar telefon olmadığı için bıraktık arabayı, gittik, bilmiyorduk. Şimdi de 21 leva ödüyoruz. 21 leva. O 21 leva Türk parasına hesaplayın. Ne kadar oluyor? 250 lira falan otopark parası. Oh, biraz da suyundan iç. Varna iyi geldi bize. %50 ödeyince iyi geldi. Evet arkadaşlar, Grand Mall Varna'nın en büyük alışveriş merkezi. Şimdi oraya giriyoruz. Bayağı da büyük. Arkadaşlar, burası büyük bir alışveriş merkezi. Varna Mall. Şöyle en üst kata çıktık, bir şeyler içelim dedik ama içecek bir şey de göremiyoruz. Çay yok. Kahve tarafı yok. Yiyecekler de bize uygun değil. Varna'nın her tarafı yeşillik. Deniz, yeşillik, hepsi bir arada. Şimdi Varna'dan çıkacağız. Bu şey Dobriç yolu. Yani eski ismi Dolbukiyen, bizim esas memleketimizin yolu. Ağaçlara bir bak ya. Kaç senelik bu ağaçlar acaba? Ama biz bildiğimiz bileli bunlar var değil mi Hasan? Hı hı. Ben bildim bileli var yani. Kaç yaşında başladıysam Varna'ya gelmeye. Solumuzda praktiker var. Şimdi oraya giriyoruz. Bakalım neler alacağız. Arkadaşlar, burası praktiker. Aynı Türkiye'deki gibi olduğu praktikerler gibi ihtiyaçlar var herhalde. Burada sistem çok farklı çalışıyor. Örneğin bankaya girdik. Bankada bir miktar paramız vardı. 2 senedir gelmedik. O parayı alamamıştık. Banka her ay 4 leva paramızdan para kesiyor. Muhafaza ettiğim için diyor sizin paranızı. Faiz zaten 1 kuruş vermiyor. Hesabını da sonlandırırsan hesabın da kapanıyor. Otopark olayı da çok farklı olmuş. Telefonlarla, kayıtlarla, bilmem nelerle. Yani sistem çok farklı çalışıyor burada. Varna'dan ayrıldık. Şimdi Varna'ya 20-25 kilometre var mı? 20 kilometre mi? Ablamın köyü. 25 galiba. 20-25 civarında köye geliyoruz. Mesafe Varna'ya. Kuzenime. Burada köyler arkadaşlar, o kadar nüfusu az ki yeni yeni böyle yenilenmeye başladı evler. Hep yaşlılar var.
Gençler Avrupa'ya gitti. Tabii yaşlılar da birer birer kayboldular. Evler bomboştu ama bayağı tadilat yapılmış bunlar. Biraz düzene girmiş. Düzene biraz. Girmiş küçük küçük köyler. Bu köyler burada hep Bulgar köyü. Buralarda pek Türk yoktur. Benim bildiğime göre. İşte hep terk edilmiş. Ama her tarafı yemyeşil. Ağaçlık. Bu köylerde okul yok, dükkan yok, öyle bir şeyler yok. Yani hepsi Allah'a emanet. Köyler yıkılmış. Çok az oturan insan var buralarda ama evler, şey, doğa çok güzel. Gideceğimiz gibi az kaldık. Hep böyle yeşillik arkadaşlar. Hep böyle yeşillik. Şu anda her taraf erik arkadaşlar. Yıkılıyor erikler. O kadar çok var üstlerinde. Evet, geleceğimiz köye geldik. Burada hayvanlar, beygirler. Geleceğimiz köye geldik, kuzenim köyüne. Ama köy maalesef terk edilmiş gibi, her taraf ot, yeşillik. Buralara çok yağmur yağmış ki her taraf çok yeşillik. Yemyeşil her taraf. Yemyeşil her taraf. Belli ki çok yağmur yağmış buralara. Bizim maalesef burada otlar. Ne çok leylek varmış maşallah Bulgaristan'da. İyi ki uçmuyorlar. Yavrusu da var yanında. Tabii. İşte ara yollar böyle. Bakımsız köyler de böyle arkadaşlar. Daha önce videonun başında çok güzel bakımlı köy çekmiştim ama bu da maalesef bakımsız. Fakir köyler bunlar da. Yolun haline bir bakın. Ah ah ah, işler acısı. Yollar neredeyse kaybolmuş ağaçlarda. Biz de böyle yeşilliği aşağı aşağı gideceğimiz yeri bulacağız inşallah. Burada hayat var. Hedefimize ulaştık. Burada yaşayan var. Kuzenimin evine geldik arkadaşlar. Arkadaşlar, ablamın köy evine geldik. İlk önce bahçesini bir dolaşayım dedim. Tabi buralara çok yağmur yağmış. Her taraf yemyeşil. Harika her taraf. Burada da eniştenin güvercinleri var. Tabi bizde çiçek olmasa olmazlardan biridir. Bahçelerde mutlaka çiçek olacak. Burada da bir kızılcı var ama üstü full full full. Şöyle çiçekleri de var. Her şey yemyeşil. Çok yağmurlar yağmış burada. Bir hafta diyor hiç dinmeyeceğiz. Anca böyle olur yemyeşil. İşte köyün karşı tarafları seyreklik. Burada da İngilizlerin evi arkadaşlar. Seneler önce almışlardı. İşte yazın 15 gün falan gelirlerse geliyorlar. Gelmezlerse gelmiyorlar. Öyle yani, komşuluk da yok. İnsan yok köylerde. Burası da her taraf asma. Arkadaşlar, ben burada videomu bitirmek istiyorum. Pek ekrana görünmek istemiyor ablalar. Herkese güzel günler diliyorum. Mutlu. Videolarıma abone olursanız memnun olurum. Bugün
Bulgaristan'ın ilk günümüz yarın, Allah kerim. İnşallah onu da paylaşacağım. Allah'a emanet olun.